İsminizi öğrenelim. Ali Demir. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş. Ben doğdum doğalı Ankara Güçlüyüm. Maşallah. Ben başka bilmiyorum. Ankara Gücü neredeyse biz oradayız. Her zaman. Ben 83'te askerdim. Kocaeli Ankara Gücü maçına firar ettik. 3 ay hapis yattım ben bu Ankara Gücü için. 83'te. Bugünkü maç hakkında düşüncelerim var mı? Bugünkü maçı mutlaka yenmemiz lazım. Bunu almazsak eğer daha iyi kaybederiz. Almamız lazım. Başakşehir hiç gol yemedi. İlk golünü Eriman Stadı'nda yer mi sizce? Yo, yemesi lazım. Favori futbolcunuz hangisi? Vallahi futbolcuların hepsini seviyorum. Hepsini. İsimlerini bilmiyorum da biz koy Ankara Güçlü işte. Peki unutamadığınız bir anınız var mı? Ben işte o Ankara Gücü Kocaeli maçı. Ondan maçta bir kavga çıktı. Askeriz 83'tü hesapla. Ondan gittik 3 ay cezasını yedik. Öylelikle o anı. Başkent Medya YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Başakşehir Ankara Gücü maçı için buradayız. Röportajlarımıza başladık. Bizi takip etmeyi unutmayın. Merhabalar, isminizi alabilir miyim? Erol Geçgel. Erol merhabalar. Merhabalar. Kaç yıllık Ankara Gücü? 55-60 olmuştur. Maşallah. Unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadım anı. Bolu kupa maçı. Neler olmuştu? Vallahi Ankara yanmıştı. 8 saatte Ankara'ya geldik. Peki bir skor tahmininiz var mı? Bu maç... 2-1 bizim. Bu maç 2-1 bizim arkadaşlar. Evet. 2-1. Aynen. Şeytanın bacağını kırdık. Arkası gelir evvelallah. İnşallah. İnşallah. 2-1 maç bizim. Bursalı arkadaşlar. Biz de dostluğumuz adına geldik Bursa'dan. İnşallah kardeş takımımızın yanındayız her zaman. Her daim her destek. Bursa-Ankara dostluğu bozulmaz. Her daim şehit kanıyla yapılan bir dostluk. Her zaman yanındayız kardeşim. O kadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz yoksa Bursa'da mı? Üniversite öğrencisiyim. Üniversite için Ankara'da yaşıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Bursa Spor Ankara Gücü kardeşliği şehit Sayın Bayraktar abimizden geliyor. Mekanı cennet olsun. Bununla ilgili bir düşünceleriniz, bir duygularınız var mı? Tabii ki de eski bir dostluğa dayanıyor tabii. Yani bu menfaat kardeşliği kesinlikle değil. Biz şehit kanıyla bu kardeşliği başlattık. İnşallah sonsuza kadar her daim böyle gider. Evet, tüm Bursa sporlu arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam olsun. Biz de şu an Eryaman Stadyumundayız. Kardeş takımımızı desteklemeye geldik. Provokasyonları aldırış etmeyin. Bursa-Ankara dostluğu hiçbir zaman bozulmaz, bozulmayacak da. Teşekkür ederim. Bir olay var. Mustafa Dalcı sezon öncesi gitseydi bu takım çok daha iyi olur. En büyük hatayı başkan, Allah razı olsun yaptıklarından hiç izlemiyorum. En büyük hata Mustafa Dalcı ile başlamam. Sezonu açarken hazırlık döneminde eğer Mustafa Dalcı yerine Ömer Erdoğan'la başlasaydık Ankara Gücü şu iki maçı da alırdı. Gel gel. Adliye Spor'da yöneticilik yapmışsın sen. Hala da yöneticiyim amatör kümelerde. Futbolu biliyorum. Yani Mustafa Dalcı'dan olmaz abi. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Olmadı da. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Bu kadar. Yanımızda Mehmetcan var. Mehmetcan, skor tahmini alabilir miyim? Vallahi eğer bu takım Beşiktaş maçındaki gibi oynarsa Tolga'nın da alacağı intikamı var. 1-0 olsun bizim olsun ya. Fazlasına gerek yok. Başakşehir hiç gol yemedi. O golü biz burada Eryaman Stadı'nda bozar mı? Evet, Başakşehir maç gol yemedi. Eğer bu golü bizden yerse yani Türkiye bizi konuşacağına eminim. Yani bütün gündeme oturacağımızdan eminim. Ankara Gücü camiası olarak oturacağız inşallah. Peki favori futbolcun hangisi? Favori futbolcum hangisi? Şu anda Tolga Ciğerci. Taraftarlara buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Daha taraftarlara sadece şunu diyorum abi. Sahamızda maçımızı izleyelim 90 dakika. Tezahüratımızı yapalım. Küfür etmeden sağa salim çıkalım gelelim. Cezasız bitirelim bu maçı inşallah. Başka da bir şey demek istemiyorum. Yanımızda Alperen var. Alperen, skor tahmini alabilir misin? 2-1. 2-1 diyorsun. Peki oynanış hakkında düşüncelerin, fikirlerin var mı? Güzel. Ardolsa Ömer Hoca geldi işte. Bu Mustafa Hoca'cı gitti çok şükür. Ömer Hoca takım oturtturdu. Yani bu takım iyi olacak. Bu sene düşmeyecek, emin olun. Herkes düşer diyor da düşmeyecek, emin olun. Peki favori futbolcun hangisi? Favori Rodriguez. Duygu ve düşüncelerini alalım. Abi vallahi maça giremeyeceğiz. Kombinemiz vardı, onu da devrettik bir abimize. Cezalıyız. Görevimize döneceğiz birkaç saat sonra. Bursalı arkadaşlarımı getirdim buraya. Üniversiteden tanıştık biz de. Yani şu an tek istediğim Başakşehir'i 2-1 yenmek. Başakşehir'e bu sezondaki ilk golü bizim atmamız lazım. Bir isteğim daha var. Abi çok güzel tribünlerimiz var. Ama bu tribünlerin artık tek ses bağırması lazım. Böyle ayrı ayrı olmuyor. Yani arada artık küslük, soğukluk bitsin. Biz hepimiz Ankara bebesiyiz. Artık tek ses bağırmamız lazım diyorum. Merhabalar. Merhaba. Hüseyin Evcili. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü skor hakkında bir düşünceleriniz var mı?
İnşallah 2-0 geçiyor içimden. Yeneceğiz Başakşehir'e, ilk mağlubiyetini ve ilk gollerini atacağız inşallah. Peki favori futbolcunuz var mı? Ali Soğuk'un transferlerimiz de çok iyi. Ömer hocamıza da çok güveniyorum. İnşallah güzel bir kadro çıkartıp güzel bir maç izlettirecek bize. İnşallah. Organizasyon düzenledi. Evet, onu ben medyadan gördüm. 2 ilkokul, 2 lise, bir tane de üniversite olduğunu duydum. Çok sevindim gerçekten. Gençlerin maçlara yönelimini sağlamak güzel bir düşünce olmuş. Bunların devamını bekliyoruz inşallah. Buradan taraftarlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün Ankaralıları Ankara Gücü'nün desteklemeye bekliyorum. İnşallah Ankara Gücü layık olduğu yerlere inşallah gelecek. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz artık. Bir başkent takımı olaraktan şampiyonluklar görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar, iyi günler. Kolay gelsin. Merhabalar, evet. İsminizi alalım. Merhabalar, ismim Semih. Semih Bey, Semih Atip bir hastası çocuğunuz var sanırım. Bunun için buradasınız. Semih Atip bir hastalığı nedir? Semih Atip bir hastalığı ölümcül kas hastalığıdır. 4 tipten oluşan en ağır olan kas hastalığıdır. Şu anda 2 aylık bir çocuğumuz var. 14 günlükken topuk kanlarından sonuç ile öğrendik. 6 aylık olmadan tedavisini alması gerekiyor ve tek tedavisi yurt dışındaki gen tedavisi. Bunun için de bir yıllık valilikten izin başlattık. İnşallah kampanyamızı en kısa sürede bitiririz ve tedavisine ulaşır. Çünkü geçen her saniye kızımızın nefesinden oluyor. Çok zor bir durum yani. Rabbim tüm çocuklarımıza şifa versin. Masal'ın elinden tutarlarsa çok mutlu oluruz. Masal'ın herkese ihtiyacı var. Öncelikle hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. Ömer. Toprak. Maç hakkında düşünceleriniz var mı? Başakşehir zorlu bir rakip. Berabere biterse bizim için iyi olur. Bir puan, bir puandır. Yani bu kadar. Bir puan ama Başakşehir de iyi oynuyor şimdi. Yenebilme de garantileri var. İlk golü burada atar mıyız Eremaz'da? Atarız bence. Verirse atar. Peki favori futbolcun hangisi? Taylan Antalyalı. Tolga Ciğerci. Ömer Hoca hakkında düşüncelerim. Yok. Yani. Peki skor tahmini aldık. Taraftara buradan söylemek istediğim şey var mı? Taraftara... Güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Ben de bunu diyeyim. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Kadir Köse. Kadir Bey hoş geldiniz. Ankara Gücü son haftalarda sizce nasıl oynadı? Vallahi son haftalarda hani biraz seyirci yüzüyor ama ilk haftaların şeyine veriyoruz artık. Hani gelecek haftalarda da başarılı olacağını inanıyoruz. Peki bugün Başakşehir maçı var. Skor tahmininiz nedir? 2-1 diye tahmin ediyorum. Yani ilk yarı 1-0 önde kapatacağız. İkinci yarıda inşallah 2-1 bitireceğiz. Buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi sonuna kadar Ankara Gücü'nün arkasında duracağız. Önüne kadar Ankara Gücü. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Boran. Feridun. Skor tahmininiz var mı? 2-1 Ankara Gücü alacağım. 3-1 bence bizde maç. Peki Ankara Gücü'nün oynayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş maçında çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3-2 bence gayet güzel bir skor. 2 tane gol atmamız güzel bence. Beşiktaş maçında da böyle bir oynarsa Başakşehir maçını net yener diye düşünüyorum. Favori futbolcunuz var mı? Berit'se. Evet, Berit'se benim de. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Skor tahmini alabilir miyim? Abi 2-1 yeneceğiz. 3-0 yeneceğiz. 2-1 abi. Peki favori futbolcunuz hangisi? Abi Tolga Ciğerci. Tolga kesinlikle Tolga. Ankara Gücü geçen haftalardaki oynadığı performansları beğeniyor musunuz? Abi Ömer Erdoğan'ın yönetimiyle bence gayet iyi bir futbol çıkarttığımızı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda takım iyice oturdukça bence yeni galibiyetler almaya başlayacağız inşallah. Ligden düşmesek iyi vallahi. Ben başka bir şey istemiyorum abi. Şampiyonluk falan da hayalim yok yani. Şu an Ankara Gücü çok güzel top oynuyor abi. Geçen haftalarda Mustafa Dalcı yönetiminden sonra özellikle daha iyi top oynamaya başladı Ankara Gücü. Ankara Gücü'nü izlerken çok zevk alıyor insanlar. Yani özellikle Beşiktaş maçında çok güzel top oynadı. O zaman ligin en iyisi Beşiktaş olmasına rağmen Beşiktaş'a bile top oynatmadı. Çok güzel top oynuyor şu an Ankara Gücü. Taraftara buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi her zaman her yerde en büyük başkent. Abi hiçbir zaman cezalar taraftarı yıldırmasın. Bulduğu her fırsatta eli kanlı olsa bile her zaman tribünde de bulunsun. Emre'nin dediğine ben de katılıyorum abi. Her zaman her yerde en büyük başkent. Salih bugün maça geldin. Skor tahminin var mı? Var. İnşallah 2-1 maç bizim. Ankara Gücü Başakşehir'e ilk golünü burada atar. Eremaz Stadı'nda atar diyorsun. Atar. Peki favori bir futbolcun var mı? Favori futbolcum Tolga Ciğerci. Peki buradan taraftara söylemek istediğin bir şey var mı? Ankara Gücümüzü yalnız bırakmayalım. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Abdullah Erkoç. Bu da oğlum Hamza Kaan Erkoç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugünkü Başakşehir'e ilk golü sizce biz atar mıyız? Ben atabileceğimizi düşünüyorum. Milli aranın da Ankara Gücü'ne iyi geldiğini, geleceğini düşünüyorum. Çünkü Ömer Hoca gerçekten iyi bir hoca. İdealist bir hoca, kendini göstermek isteyen bir hoca. Biz de aynı şekilde böyle bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Genç oyunculardan kuruluyuz. Hedeflerimiz var, amaçlarımız var. Aranın da takımımıza iyi geldiğini düşünüyorum.
Bugün açıkçası en azından bir puan takımın almasını bekliyorum açıkçası. Sonrasında da takımın zaman geçtikçe oturup ligi de üst sıralarda bitirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Skor tahmininiz var mı? Skor tahminim 1-0 olabilir diye düşünüyorum. Geçmiş dönem maçlarından da az çok bahsetmiş oldunuz. Tabii ki geliyoruz zaten. Geçmiş maçlara ve gelecek dönem hakkında düşünceleriniz var mı? Şöyle yani biraz önce de ifade ettiğim gibi Ankara Gücü'nün yeri buralar olmaması lazım diye düşünüyorum. Bu büyük camianın Avrupa'da boy gösterecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Buralara layık olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir camia gerçekten Ankara Gücü camiası. Ben oğlum 9 yaşında sürekli 6 yaşından beri maçlara onu da getiriyorum. Yani ben şunu da çok önemsiyorum. Bu şehrin çocuklarının bu şehrin takımını tutması gerektiğine inanıyorum. Bugün Avrupa'da da bakıldığı zaman zaten herkes kendi şehrinin takımını tutuyor. Yani bugün bir İstanbul takımını da tutabilirdi çocuklarım, çocuğum. Bu kardeşi de var onun içinde diyorum. Ama gidemediğin, tribününe girmediğin, destekleyemediğin, havasını görmediğin bir takım senin değildir diye düşünüyorum. Bu yüzden de bunu çok önemsiyorum. Biz Ankara güçlüyüz, Ankaralıyız. Bu şekilde yani daha da iyi olacağımızı ben ümit ediyorum. Daha da yerlere geleceğiz. Yönetimimiz de bununla ilgili bir çalışma yapıyor. İki evet, ortaokul, üniversite çocukları şu an maça getirecek, bugün maça getirecekler. Evet. Onunla hakkında bir şeyler söyleyeyim. Çok olumlu bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yönetiminizin de zaten vizyoner bu yöndeki açılımlarını çok değerli buluyorum. Bu şekilde zaten kamuoyuna da daha iyi bir sağlayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bunlar çok değerli şeyler. Bu şekilde yani zaten Türkiye genelinde bilinen bir taraftar grubu Ankara Gücü. Bu şekilde daha da iyi algıların olabileceğine inanıyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum. Ankara Gücü her şeyden önce bir savunma sanayi takımıdır aslında. İşçi takımıdır. İmalatı harbiyedir. Bu anlamda da yani bu savunma sanayide biliyorsunuz Türkiye son yıllarda çok büyük ataklar yaptı. Çok güzel işler yapıyor. İsmini tabii ki vermek istemiyorum burada ama ben de bir savunma sanayi çalışanıyım. Bu anlamda da savunma sanayi anlamında da buradan artık nacizane diyelim. Benim bir önerim olsun. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin de Ankara Gücü'ne daha fazla önem vermelerini, daha fazla yani bir sponsorluk olabilir, başka bir şeyler olabilir. Bu anlamda Ankara Gücü'nün de daha fazla desteklemesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü Ankara Gücü demek MKE demektir, İmalat Harbiye demektir, savunma sanayi demektir. Bu yönde de Ankara Gücü'nün daha da geliştirilmesi gereken yani algı olarak, vizyon olarak bu yönde de daha çok odaklanması gerektiğini inanıyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Pardon bölüyorum ama abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Varsa yoksa benim için Ankara Gücü kardeşim. İnşallah bu 1-0 olur bizim olur. Puanımız 7'ye çıkar diyorum. 2-0 diyorum ben de. Baba o. Üçünlü kesildi orada bekliyor. Ankara Gücü'ne başarılar diliyorum. Peki hoş geldiniz. Eyvallah sağ olun. Bugünkü maç hakkında düşünceleriniz var mı? Son 2 haftadır Ömer Hoca geldiğinden beri takımımızda iyi bir ivme yakaladık. En azından beraberliği bekliyorum. Galibiyet zaten büyük bir isteğimiz. Galip geleceğimizden de ümidimiz sonsuz ama beraberlikte iyi bir netice olacağını düşünüyorum. Yani İlklerin takımıyız. Bugün Başakşehir'e ilk golü biz atar mıyız? Tabii ilklerin takımıyız. İlk golü ve ilk yenilgiyi Başakşehir'e aldıracağımızı düşünüyorum. İnşallah da düşündüğümüz gibi olur. Olacak da yani. İnşallah. Peki bir skor tahmini var mı? Skor tahmini yapmayı ben pek olumlu bulmuyorum. Yani bu sohbet odalarında konuşurken de soruyor arkadaşlarımız. Skor tahminiyle pek işim olmaz. Yani 0.5 olsun, 1-0 olsun, 3 puan bizim olsun. Evet. Peki buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftarımıza İstanbulspor maçı ve akabindeki Fenerbahçe maçı için uygun harekette bulunalım. Takımımızı yalnız bırakmayalım, ceza yemeyelim. Bütün mevzumuz bu. Tam tekbir. Gelelim maçımızı seyredelim. Takımımıza destek verelim. Aynen. Abi şampiyon Ankara Gücü. Yani skor tahmini alabilir mi? Ya şimdi biraz realist olursak berabere biter gibi düşüncem var ya. Peki Başakşehir'in ilk golünü biz atar mıyız? Anlamadım. Başakşehir'in ilk golünü biz atar mıyız? Başakşehir hiç gol yemedi şu zamana kadar. Yemedi mi? Yemedi. Biz atacağız. Biz. İlklerin takımıyız. Abi canım ilklerin takımıyız. Tasos bak Tasos dakika 19. Tamam mı? Skor tahmini? 1-1 ya. 1-1 diyorsun.
Peki taraftara buradan söylemek istediğim şey var. Arkadaşlar bugün hani sosyal medyada çok dolandım. Yemin ediyorum gurur duydum. Bileti hani cezalı olanlar, aktarmalar vesaire vesaire. Bana bile bilet aktarmaya çalışanlar oldu. Allah razı olsun herkesten. Yani tribünleri boş bırakmıyoruz hiçbir şekilde. Biz bu şekilde yani emin ol Süper Lig'de de her ligde biz oynarız ya. Teşekkürler. Ben teşekkürler. Hoş geldin. İsmini alabilir miyim? Buğra abi. Adana Sporlu musun? Yok abi, Ankara Güçlüyüm. Ama Adana Spor'u da seviyoruz. Arkadaşım hediye etti. Sait kardeşime selam olsun. Favori futbolcum var mı? Favori futbolcum. Jesse'nin forma girmesini bekliyoruz ama maçı da büyük kalite. Birazcık forma girsin. İsmini öğrenebilir miyim? Eren. Eren hoş geldin. Skor tahminin var mı? Skor 2-2 gibi. 2-2 diyorsun. Peki zorlu bir rakip. Ondan dolayı hani çok büyük beklentimiz yok ama yine de takımımızı desteklemek için geldik. Favori futbolcum var mı? Jesse Rodriguez. Baş gitmek ya! Selam. Skor tahmini bence 2-1 Başakşehir'i yener Ankara Gücü. Ben böyle hissediyorum. 3-0. Başakşehir'e ilk golünü Eryaman'da atacağız diyorsunuz yani. Tabii ki Başakşehir'in şimdi gol yememe rekoru var. O da niye Ankara Gücü'yle oynamadı? O yüzden. Yani ben iddiada oynadım 0-5 üstü Ankara Gücü'ne. Ben hissediyorum yeneceğiz. Peki Ankara Gücü'nün oynayış stillerini beğeniyor musun? Şimdi Mustafa Dalcı zamanında Konya maçında çok iyi oynadık. Ama ondan sonra kötüye düştük. Hani nasıl diyeyim, Ömer Hoca geldi bildiğiniz gibi. Takım bir canlandı. Bir şeyler oldu takıma. O yüzden bence mesela Berisse'yi istemedi. Berisse ne attı? 2 gol attı Beşiktaş'a. İstediğimiz gibi. O yüzden bence sonuna kadar... Yok abi. Tolga Ciğerci bu maçta bitirecek onları. Tolga Ciğerci hamile takıma da gitti. Alacak bir intikam var. Onu var ya bitirecek. Onu alacak. Milli takıma da gitti. Oradaki antrenmanlar onlar mı? Kafası Allah. Allah duman oldu duman. Yeneceğiz yani ben hissediyorum. Bursa sporumuza da Allah'tan var ya dua ediyorum ya, her gece dua ediyorum. Şu ikincilik neymiş bir bitmedi biz. Ankara Gücü çıktı, Bursa Spor düştü, böyle şey olmaz. Olmaz vallahi, biz kardeş top oynayak diyoruz. Bizim düşmanlarımız geliyor karşımıza, böyle olmaz yani. Biz ama sonuna kadar biz mücadeleci insanlarız. Sonuna kadar biz kardeşimizle destekliyoruz. Bursa Spor'umuzu, Ankara Gücü'müzle destekliyoruz. O yüzden her iki takıma da başarılar. Bu takımlar Avrupa'yı hak ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Merhaba olsun. Teşekkür Eyvallah, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Taraftara buradan söylemek istediğim şey var. Valla işte bu maçta hani adam akıllı duralım, ceza yemeyelim. Tribünleri boş bırakmayalım. Evet. Tribünler bugün biraz boş kalacak abi. Onların yokluğu her zaman burada olacak, hani kalbimizde olacak abi. Favori futbolcun var mı? Tolga Ciğerci abi. Abi lige iyi başlangıç yapamadık. Hani oyuncuların transferi konusunda mı olsun, hoca konusunda olsun. Ama Ömer Hoca ile iyi bir başlangıç yapacağımıza ben eminim. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Avrupa olsun, güzel Türkiye Kupası'nda olsun. Ben kazanacağımıza eminim abi. Yanımızda Ada var. Ada skor tahmini alabilir mi? Skor tahmini demeyeyim de bu maç zorlu bir maç olacak. Berabere kalırız gibi geliyor bana. Geçmiş oyunlarımızı Beşiktaş maçından itibaren toparlandığımızı düşünüyorum. Sivas maçında 2-1 yendik. Böyle oynarsak iyi bir sonuca varırız gibi geliyor bana. İsmini öğrenebilir miyim? Atahan Kandaş. Hoş geldin Atahan. Skor tahminin var mı? 3-0 yeneriz. Başakşehir'e ilk golünü biz atacağız diyorsun. Evet. Sanırım. Peki buradan taraftara söylemek istediğim şey var. Biz Ankara Güçlüyüz. Takımımızı çok severiz. Her maç stada geliriz. Teşekkür ederiz. Maç hakkında düşünceleriniz neler? Almamız gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Taraftar önünde de alacağımızı düşünüyorum gerçekten. Hak ettiğimiz yerlerde geleceğimize de inanıyoruz canı gönülden. Her şey Ankara Gücü için. Taraftar zaten her zaman arkasında. Skor tahmininiz var mı? 1-0 olsun, bizim olsun. Önemli olan 3 puan almak şu anda. Peki favori futbolcunuz hangisi acaba? Ya hepsini gerçekten çok seviyoruz ama altyapıda oynuyor Taha'da. Benim oğlumla beraber top toplayıcı olarak içerideler. Oğlum da görev alıyor. Yani ben Eren Derdiyok'u oynatması çok istiyorum. Eren Derdiyok inşallah oynasır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çağrı. Arda. Talha. Taraftara buradan söylemek istediğiniz bir şey var. Taraftar kapalı şey, maraton. Kalabalığız. Güzel atmosfer alacak bugün. Şampiyona kadar. Abi cezaya göre iyi bir taraftar var. Atakan Çankaya abi. Seviyorum. Şu anlık Berit'ti abi. Hoş geldiniz. Sizi öğrenir miyim? Biz ihtiyarlar grubundan Hamdi Parlak. 2-1 olsun, bizim olsun. Tamam. 1-0 yani olsun, bizim olsun. Yani
Yani... Her şeyin bir ilki vardır. İnşallah Başakşehir bugün gol de yiyecek, mağlup da olacak. Tek umudumuz o yani. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Hani namağluplük bir yere kadardır. Gol yememek bir yere kadardır. Bu da inşallah bizim Ankara Gücü maçında hem gol yerler hem mağlup olurlar. Biz de bunu kutlarız yani. Gücü taraftarına buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ankara Gücü taraftarına söylemek istediğimiz, biz ihtiyarlar olarak, yani 54 yaşındayım, ben 40 yıldır statlara geliyorum. Ankara Gücü taraftarı aslında medeni, çok iyi taraftar. Tabii ki çıldırtmadıkça, yani insanların bazen bam teline dokunuyorlar. Bu da tabii ki federasyon olsun, büyükler olsun, yani onlar haksızlık yapıyorlar. Yani Ankara Gücü'ne yapılan haksızlık bu Türkiye'de hiçbir kulübe yapılmamıştır. Ben 40 yıldır bu statlara gelirim. Ne yaparlar ederler yani mutlaka Ankara Gücü'nü şey ederler yani Ankara Gücü'ne yani, zarar verirler. Yani yine biz... de şöyle bir şey var işte, sakinliğimizi koruyup kulübümüz adına, taraftarımız yani, adına onlara uymamak lazım. Yani, i̇şte onlara malzeme etmiş, vermemek lazım. Keşke geçenki olaylar olmasa, Sivas maçında da olsaydı. Tabii. Yani yine de soğukkanlı olmak lazım. Yani bize yakışmıyor çünkü sahaya çok su atıyorlar mesela. Gerek yok öyle şeylere yani. Sonuçta maça geliyoruz. Sadece tribünde önemli olan takımı desteklemek, taraftar olmak. Yani sahaya attığın su kimsenin bir işine yaramıyor. Kulüp ceza yiyor, biz ceza yiyoruz. Anlamsız oluyor. Yani herkesin kendini kontrol etmesi lazım. Birbirini, yanındakini, arkadaşlarını kontrol etmesi lazım. Ha, biraz işte gençleri biraz daha sakinleştirmek lazım büyükler olarak. Teşekkürler. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür kolay gelsin. Bugünkü skor hakkında bir düşünce var mı? Allah bu sefer fena yapacağız. Geçen Beşiktaş maçına izdama uğradık maalesef hakemimizden. Son dakika bir maalesef penaltıdan gol yedik. Bu sefer bugün ben yeneceğimizi düşünüyorum. Ama minimum bir puan alacağımızı düşünüyorum. Takım iyi. Ömer Erdoğan takımı iyi bir şekilde topladı. Yani bu belli oluyor takım oyundan falan. Taraftarımızın gücüyle de ben bu maçtan iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ankara Gücü'nün yaptığı proje ilkokul öğrencileri ve üniversite öğrencilerine getiriyor. Bunlar hakkında düşünceler var. Ya Faruk Hoca'nın bence bu çok güzel bir aklına getirdiği bir uygulama. Bu kesinlikle olması lazım. Yani Ankara Gücü'yüz ama şehir takımı değiliz. Mesela Bursa gibi, Eskişehir gibi örnek veriyorum. Yani bu çocuklara ufakken aşılamak lazım. Çok doğru proje, kesinlikle katılıyorum. İsmim Mikail, Ankara Gücü Miko derler. Ankara Gücü'ne 30 sene bedel ödemiş bir insan olarak, ceza yapmış bir insan olarak Ankara Gücü'nün sonuna kadar arkasındayım. Sonuna kadar yanındayım. Şu anda mahkumum Ankara Gücü cezasından dolayı. Allah nasip ederse bugün Başakşehir'i yeneceğiz. Tek dileğim bugün bu. Geçmişi de hatırlamak için önümüze bakacağız. Bu saatten sonra Ankara Gücü'nün güzel günlerini görmesi için elimizden gelen ne varsa onu göstereceğiz. Büyük Ankara Gücü'ne baktığın zaman şöyle etrafa hepsi ciğerden, hepsi canından taraftar yani. Ankara Gücü taraftarı farklı yani. Bütün Ankara Gücü taraftarını çok seviyorum. Hepsi benim kardeşim, hepsi benim özümdür. Şuradadır yani. Tek kelime, başka da yok. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoş geldin. İsmini öğrenebilir miyim? Devrim abi. Devrim, bugünkü maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Abi bugün Başakşehir çok güçlü bir takım. Ama biz de güçlüyüz. İnşallah 3-0 alacağız onları. Favori futbolcun hangisi? Favori futbolcu abi Berizse. Hocamıza güveniyoruz. Hocamızda hani biraz takımla uyumu vardı. Takımda da uyum sağladığını düşünüyoruz. Başakşehir maçı ve diğer maçları alacağız. İnşallah ilk 5'e gireceğiz yani bu sene. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Metin Yerli. Metin Bey, bugünkü maç hakkında düşünceleriniz var mı? Ya inşallah yeni takım, yeni hoca. Başakşehir de iyi ama oyun ortada oynanır. Ortada. İnşallah yani iyi oyunla, iyi defans, iyi orta saha, iyi forvetle, kaleci de yeni. İnşallah gol yemeden. İyi skorla. Ya 1-0. Skor tahmininiz 1-0. 1-0 evet. Hı-hı. Ya 1-0 ya da beraber. Peki favori futbolcunuz var mı Ankara Gücü'nde? Ankara Gücü'nde ya Tolga, ondan sonra Emre Kılıç. Emre Kılıç da iyi. O soldan bindirmesi. Ali Sove biraz ağır kalıyor. Ali Sove de iyi iş yaparsa, gol bulursa, gol pozisyonları bulursa inşallah 1-0. Taraf teknik direktör değiştikten sonra daha iyi oynamaya başladık abi. Daha güzel atak yapıyoruz, daha güzel çıkıyoruz. Abi ben de aynı fikirdeyim abi. Teknik direktörden sonra transferler de iyileşti. Tolga falan iyi ya, mantıklı transferler oldu. Abi şimdiye kadar yani fena değildik de bundan sonra bence iyi iyi geleceğiz. Takım oturmaya başladı. Bundan sonra bence iyi puanlarla güzel bir şekilde ligde kalacağız diye düşünüyorum. Peki favori futbolcu hangisi? Abi Tolga Ciğerci çok iyi oynuyor. Tolga. Tolga abi. Tolga Ciğerci. Tamam, teşekkürler. Eyvallah.